Güneydoğu Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteni ile karşınızdayız. Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Ermenistan, Azerbaycan cephe hattında Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine bugün çatışmalar yaşandı. Karabağlar bölgesinde hatta 5-6 köy Azerbaycan'ın elinden alınmıştı ki İlerleyen saatlerde Azerbaycan askeri birlikleri o 6 köyün kurtarıldığını da açıkladı. Kardeş ülke Azerbaycan'a, Azerbaycan'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Rabbim muzaffer kılsın onları diyoruz. Şimdi haberin detaylarını izleyelim. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ermenistan ordusu saat 06 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı. Açıklamada Terter'in Gapandı, Adam'ın Çıraklı ve Ortad Gavand'ın Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükrübeyli Cebrail ve Çocuk Mercanlı köyleri Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Bu bölgelerde sivil altyapının da ciddi şekilde hasar gördüğü aktarıldı. Sivil ve askeri kayıpların netleştirildiği Azerbaycan ordusunda düşmanın provokasyonunu önlemek ve cepheye yakın bölgelerde yaşayan halkın güvenliğini sağlamak için misilleme tedbirlerinde bulunduğu bildirildi. Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlattığı karşı saldırıda işgal altındaki bazı yerleşim birimlerini kurtardı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyzavov düzenlediği basın toplantısında uzun yıllardır işgal altında olan Füzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gerven'den, Köygeridiz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleriyle Cebrail bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi. Adere ve Murodağ yönünde bazı stratejik yüksekliklerde kontrolü sağlandığını belirten Eyvazov, diğer yerleşim birimlerinin de kurtarılması için operasyonun sürdüğünü aktardı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada cephe hattının Terter, Adam, Füzuli, Cebrail, Muravdok yönünde Ermenistan'ın işgali altındaki stratejik yüksekliklerin ele geçirilmesi yönünde çalışmaların devam ettiği de belirtildi. Açıklamada Azerbaycan ordusunun füze, top ve havan araçlarıyla Ermenistan ordusunun komuta noktalarını, manevra yapan birliklerini, askeri tesis ve araçlarını hedef aldığını aktardı. Şiddetli çatışmalar tüm cephe hattında devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın başlattığı saldırı neticesinde şehit ve yaralıların bulunduğunu belirterek şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik. Kendi öz topraklarımızı savunuyoruz. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'ındır dedi. Bir trafik kazası haberiyle devam edeceğiz. Şanlıurfa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeritten gelen araç ile kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Halile ilçesi İpek Yolu Caddesi üzerindeki Abide Köprü kavşağı altında yaşandı. İddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 MG 19 plakalı köprülü kavşak girişinde yoldan çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil karşıdan gelen 63 VN 93 plakalı araçla çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Salih Çiftçi ile Şükrü Çiftçi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ve Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi. Yapılan kongrede mevcut Başkan Mahmut Güneş güven tazeledi. Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başlayan kongrede Divan Başkanlığı'nın MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP MYK üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan ve MYK üyesi Selim Çakır yaptı. Düzenlenen kongreye Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk da katılım gösterdi. Tek liste halinde yapılan kongrede mevcut il başkanı Mahmut Güneş Güven tazeleyerek tekrar başkan seçildi. Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa'ma çok da güzel yapmıştı. Değerli dava arkadaşlarım, Genel Başkanımız, bilge liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli Beyefendi'nin işaret ettiği 2023'ün lider ülkesine bizleri taşıyacak olan kongremiz için bir araya geldik. Bizi bu kıymetli günde birbirimize kavuşturan Cenab-ı Hakk'a hamd ve seneler olsun. Hepinizi en derin muhabbetlerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Bu topraklarda güçlü olmak gerekiyor. Güçlü olmanın yolu ise birlik ve beraberlikten, kardeşlikten geçtiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama bir şey var daha. Anadolu ayrı bir kıymetli ama Şanlıurfa daha ayrı bir kıymetli. Mensubu bulunduğum Ülkücü Milliyetçi Hareket'in siyasi organizasyonu olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçtiği sizlerin oylarıyla meclise giden bir milletvekili olarak hepinize gurur duyuyorum, hepinize teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, 13 ilçemizde başlattığımız kongrelerimiz sona erdi ve nihayetinde bugün Şanlıurfa İl Kongresi'ni yapıyoruz. Ben il başkanımıza ve teşkilatına teşekkür ediyorum. 9 tane kongrede genel merkezimizin belirttiği program çerçevesi içerisinde kongrelerimizi hep kardeşlik havası içerisinde yaptılar. Son 4 kongreye de ben kendim bizzat divan başkanı olarak katıldım ve yine aynı şekilde kardeşlik duyguları içerisinde kongrelerimizi gerçekleştirdik. Urfa'da olmak çok duygusal. Urfa'da olmak demek küfre karşı, şirke karşı, belaya karşı duran insanlarla aynı sokakta yürümek demek. Urfa'da olmak demek, daha 2 gün önce bayrağı indirtmemek demek. Bugün Türkiye, kafanızı nereye çevirseniz, dönüp ne tarafa bakarsanız, orada Türkiye'ye yönelik bir hasmane tutum olduğunu görürsünüz. Güney sınırlarımıza baktığınızda terörle bu ülkenin varlığına kast edildiğini görüyoruz, biliyoruz. Bunu en çok yaşayanlar, en yakından takip edenler sizlersiniz, Şanlıurfalılar. Deva Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı tarafından parti kurucular kurulu üyesi ve Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nihat Ergün'ün katılımıyla düzenlenen toplantıda Deva Partisi Şanlıurfa ilçe başkanlarına yetki belgesi verildi. Deva Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı tarafından bugün düzenlenen basın toplantısında Şanlıurfa ilçe başkanlıklarına yetki belgesi verildi. Toplantı Deva Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Tüysüz, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nihat Ergün ve ilçe başkanlarının katılımıyla gerçekleşti.
Her gün ilçe başkanlarına yetki belgeleri takdimini yaparak gündeme dair açıklamalarda bulundu. Deva Partisi İl Başkanı Ahmet Tüysüz toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi. Yeni bir heves, yeni bir sesle yola çıktık. Yeni bir stil, siyasette yeni bir tarzla yola devam edeceğiz inşallah. Esasında ben sonradan da katılmış olsam bu kadro eskiden beri bu çizgisini hiç bozmadı. Konumu ne olursa olsun hep aynı şeyleri söylediler. İnsan odaklı bir siyaset, barışçıl bir siyasetle yolumuza devam edeceğiz inşallah. Sayın Genel Başkanımızın 2002'den beri ne söylediysem bugün de altına imzamı atarım. Aslında tam da budur. Deva Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nihat Ergün ise şöyle konuştu. Siyasetin ve ekonominin görevini tam olarak yapamadığı bu zor zamanlarda bunu seyretmek doğru olmazdı. Elini taşın altına koymaktan başka bir çare kalmamıştı ve hep beraber elimizi taşın altına koyduk. Çünkü şunu gördük ki siyasette yanlışlar eğer yüksek sesle aleni ve örgütlü bir şekilde dile getirilmezse doğrular da aynı şekilde yüksek sesle örgütlü ve aleni bir şekilde dile getirilmezse hiçbir şey değişmiyor, düzelmiyor. Biz bunları geçmişte siyaset yaptığımız parti içerisinde, iktidar içerisinde, parlamentoda yanlışları gördüğümüz zaman aman bu muhalefete malzeme vermeyelim, kol kırılır yen içinde düşüncesiyle kimse görmesin diye arka odada söyledik. Kimse duymasın diye düşük sesle söyledik. Fısıltıyla kulağına. Yanlış anlamasınlar diye bireysel söyledik. Örgütlü bir hareket yapmadık. Ama hiçbir işe yaramadı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Şeddadi aşiretine mensup Şahin ailesiyle Saramda aşiretine bağlı Yıldırım aileler arasında 10 yıldır devam eden husumet barışla sonuçlandı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Şeddadi aşiretine mensup Şahin ailesiyle Akçakale ilçesindeki Saramda aşiretine bağlı Yıldırım ailesi arasında 2010 yılında okul servisi taşımacılığı nedeniyle çıkan kavgada Müslüm Şahin hayatını kaybetti. Olay sırasında her iki aile arasında kan davası başladı. Araya giren kanaat önderleri 10 yıl sonra aileler arasındaki kan davasını sonlandırdı. Kanaat önderi Fethi Baytekin ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Aka ile Halit Etem, Sabri Şahin ve Ali Topal'ın girişimleri sonucu husumet tatlıya bağlandı. İş adamı ve kanaat önderi Fethi Baytekin'e ait fabrikada düzenlenen barış törenine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Vali Vekili ve Haliliye Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Evren Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mustafa Arslan, Mehmet Özyavuz, kanaat önderleri, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı. İki kardeşin arasını bulmak en büyük şeref, en büyük duygudur muhakkak ki. Cenab-ı Allah bu iki ailemizden sonsuz Cenab-ı Allah onlardan razı olsun. Bizim buradaki toplantımızın amacı asırlardır feodal yapının beynimize zirkettiği, enjekte ettiği kan gütme mirasının zehirinin bir mirasıdır. Ve bu mirastan birini bugün burada yok edip yerine
yani dargınlığın, kırgınlığın, suskunluğun yerine mutluluğa, barışa ve geleceğe bırakıyoruz. Takribi bundan 10 yıl önce Şeddadi aşiretine bağlı Şahin ailemiz ile Akçakale Saranda aşiretine bağlı Yıldırım ailesi arasında kazaen bir tatsızlık yaşandı ve bugüne gelindi. Bugün bu araya gelmemizde bize vesile olan tüm Suruçlu kardeşlerime ve başta Fethi Baytekin beyefendiye ve bizi geldiğimiz günden beri hiçbir şeyi esirgemeyen çok değerli Suruç Eski Belediye Başkanımız Ethem Şahin Bey'e sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Güzel bir gün. Niye? Barışın sağlandığı bir gün. Sizler de bu barışın sağlandığı bu günde iki aşireti, Şeddadi ve Saranda aşiretlerini bu güzel günde yalnız bırakmadınız. İnşallah bu iki aile arasında bundan sonraki dostluk, buradaki de cemaatin de böyle bir güzelliğiyle çok da, çok daha güzel olacak, çok daha iyi olacak. Ya Rabbi, bizleri birlikten, beraberlikten, kardeşlikten ayırma ya Rabbi. Alınan tedbirler ve sıkı denetimler sayesinde koronavirüs vaka sayılarında düşüş yaşanan Şanlıurfa'da virüs bulaşma riski yüksek olan kalabalık alanlara da müdahale edilmeye devam ediliyor. Alınan tedbirler ve sıkı denetimler sayesinde koronavirüs vaka sayılarında düşüş yaşanan Şanlıurfa'da virüs bulaşma riski yüksek olan kalabalık alanlara müdahale ediliyor. İl genelinde denetim faaliyetlerine aralıksız devam eden denetim ekipleri, pazar günleri Eyüpbey ilçesi Harran Kapı Caddesi'ndeki semt pazarlarında kurulan güvercin pazarına müdahale etti. Çocuk ve gençlerin pazar günleri büyük ilgi gösterdiği kafes kuşları, güvercin, ördek, tavuk, tavşan gibi hayvanların alınıp satıldığı pazarda koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, fiziki mesafe ve temizlik denetimleri yapan ekipler yapılan uyarılara rağmen yoğunluk devam edince zabıtadan yardım istedi. Kısa sürede pazar yerine gelen Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri araçlarla yaptıkları anonslarla pazar yerinin boşaltılmasını istedi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Resulyan ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında biri çocuk, 6 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında Suriye topraklarında yer alan Resulyan ilçesi merkezinde bir araca yerleştirilen bomba infilak etti. Terör saldırısında biri çocuk, 6 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı. Yaralılardan Beşir Muhammed ile Ali Muhammed olay yerine giden ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne getirildi. Şanlıurfa Valiliği de saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamada 26.09.2020 tarihinde saat 18 sıralarında Resulyan Haseke yolunda meydana gelen PKK-YPG'li teröristlerce masum sivillere hedef alan el yapımı patlayıcı düzeneğinin patlatıldığı olayda 6 Suriyeli sivil hayatını kaybetmiş, 3 Suriyeli sivil de yaralanmıştır. Yaralılar Resulyan Hastanesi ve Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmış olup, valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır ifadelerine yer verildi. Resulyan'da iki gün önce peş peşe terör saldırıları düzenlenmiş, 2 sivil ölmüş, 11 sivil yaralanmıştı. Resulyan ilçe merkezi 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı harekatıyla terörden arındırılmıştı. YPG PKK işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Tamır bölgelerinden sık sık Resulyan ve Tel Abyad'da sivil yerleşimleri hedef alarak terör saldırıları düzenleniyor.
Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Vekili İbrahim Halil Pakır ve Haliliye İlçe Başkanı Avukat İbrahim Halil Alagöz, Balıklıgöl'de vatandaşlara maske dağıtarak kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundular. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Vekili İbrahim Halil Pakır ve Haliliye İlçe Başkanı Avukat İbrahim Halil Alagöz vatandaşlara maske dağıttı. Balıklıgöl yerleşkesinde maske dağıtan Pakır ve Alagöz, vatandaşlara kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Vekili İbrahim Halil Pakır, Haliliye İlçe Başkanı Avukat İbrahim Halil Alagöz, vatandaşlardan tedbirlere uyma konusunda hassas davranmalarını istedi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Vekili olarak bugün yine yapacağımızın şeyindeyiz. Bugün maskelerimizi dağıttık. Tek dileğimiz arkadaşların maskesiz çıkmamaları, maske kullanmayanları uyarmaları, tek dileğimiz budur. Çalışıyoruz, sahadayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak halkımızın yanındayız. Umarım bu illetin, bu illete dünya tıpı çare bulmadı. Tek elimizde olan bir çare sosyal mesafe, temas, maske. Onu da biz yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Herkese sağlıklı günler diliyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. Ya tabii ki bu aşamada konuşulacak çok şey var. Tabii ki biz öncelikle sağlık sistemimizi çok güçlendirmemiz gerekiyordu. Biliyorsunuz biz koronavirüs anlamında Şanlıurfa en kötü illerin başından geliyor. Sanırım biz biraz tedbirsiz davranıyoruz. Biz de buna birazcık da önlem olmak adına Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugün Balıklıgöl'de vatandaşlarımıza maske dağıtıyoruz. Biz en azından vatandaş olarak maske takmaya dikkat etmeliyiz. Sosyal mesafeye temastan kaçınmalıyız. Yani bu şekilde halk en azından kendi tedbirini kendi almaya çalışsın. İl Başkan Vekilimizin dediği gibi biz de vatandaşlarımıza bu konuda daha duyarlı olmalarını, en azından kendilerinin tedbirlerini almasını talep ediyoruz. Türkiye'nin toplam pamuk üretiminde önemli bir paya sahip olan Şanlıurfa'da beyaz altın olarak da nitelendirilen pamuğun hasadına başlandı. Türkiye'de üretilen pamuğun yaklaşık %50'sine karşılandığı Şanlıurfa'da beyaz altın olarak nitelendirilen pamuğun hasadına başlandı. Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da GAP eylem planı ile sulanabilen arazilerin artmasına paralel olarak pamuk üretiminde de önemli bir artış yaşandı. Bu kapsamda sağladığı avantajlarla Türkiye'nin dünya genelinde tekstilde söz sahibi olmasına katkı sunan pamukta yeni hasat dönemi başladı. Çiftçi Mustafa Budak, işçilerin elle topladığı pamuğun veriminin bu yıl iyi olduğunu belirterek henüz belirlenemeyen pamuk fiyatının ise yüksek olmasının beklediklerini aktardı. Allah'a şükürler verimler iyidir. Ondan sonra fiyatlar daha belli değil. İnşallah fiyatlar da bu sene iyi olacak. Hayırlısı artık başladık diyelim. Son inşallah iyi olur. Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri içeride çok sayıda mutfak tüpü olması nedeniyle büyük bir tehlike de atlattı. Edinilen bilgiye göre yangın gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyüpbey ilçesine bağlı Asya mahallesinde yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu Ayet Muhammed isimli şahsın evinde yaşandı. Balkonda başlayan yangın kısa sürede evin içine sıçradı. Yangını fark edenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sırasında evde çok sayıda mutfak tüpü olduğu belirlendi. Tüplerin patlamaması için ekipler yoğun bir çaba harcadı. Ekipler tüpler patlamadan dışarı çıkartmayı başarırken yangın nedeniyle itfaiye erlerinden biri de yaralandı.
Yaralı itfaiyeci olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken çıkış nedeniyle ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. Şanlıurfa'da trafik kazasına karışan sürücülerin yakınları arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre sürücüsü ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil merkez Haliliye ilçesi Açık Su Caddesi'nde çarpıştı. Kaza sonrası taraflar şikayetçi olmak üzere şehitlik polis merkezine götürüldü. Bu sırada merkez önünde toplanan sürücülerin yakınları arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Polisin müdahalesiyle sona eren kavgada yaralanan 7 kişi 112 acil servis ekiplerince Balıklı Göl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı. Haliliye Belediyesi ilçe genelinde bakıma ihtiyaç duyan ailelere yönelik yürüttüğü evde bakım hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda aileleri evlerinde ziyaret eden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri pandemi tedbirlerini de dikkate alarak ailelerin ev temizliklerini titiz bir şekilde sürdürüyor. Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda faaliyet yürüten Haliliye Belediyesi, ilçede ihtiyaçlarını görmekte zorlanan vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Bu çerçevede Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatları doğrultusunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler salgından korunma tedbirlerini de dikkate alarak günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen vatandaşları evlerinde ziyaret edip evlerini temizlemeye devam ediyor. Yaşlı ve engelli ailelerin ağırlıkta olduğu evleri ziyaret eden ekipler, evlerde titiz bir temizlik çalışması yürüterek evleri tertemiz bir şekilde ailelere teslim ediyor. Evde bakım hizmetinden yararlanan vatandaşlar, sunulan hizmetten dolayı Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a ve ekiplerine teşekkür ederken dualarını da eksik etmiyor. Bu haberle birlikte ana haber bültenini noktalıyoruz bir kez daha. Kardeş ülke Azerbaycan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir sonraki bültende gelişmelerle yeniden birlikte oluncaya dek mutlu akşamlar, umutlu yarınlar.